Son zamanlarda obezite tedavisinde obezite cerrahisi çok sık kullanılmakta. Obezite cerrahisi sonucunda hastalar yüksek kilo kaybına uğramaktadırlar istenildiği üzere. Aynı şiş bir balonun indiğinde pörsümesi gibi kilo verdikten sonra, aşırı kilo veriminden sonra ciltte sarkmalar görülmektedir. Tabii bu nerede kişiden kişiye değişmekle birlikte nerede fazla kilo kaybı yaşanmışsa orada daha fazla sarkma olarak kendini göstermektedir. Postbariyatrik cerrahi de bu sarkmaların tedavisinin genel isimlendirilmesidir. Postbariyatrik cerrahi sarkmaların olduğu her bölgeye uygulanan ameliyatlardır. Bunların başında body lift diye tabir ettiğimiz 360 derece kesiyle yapılan karın ve popo sırt kısmını kapsayan ameliyat başlıca önem arz etmektedir. Onun dışında sarkmış memeleri germek, bu implantla veya implantsız yeterli volüm varsa implantsız, yetersiz volüm varsa silikon implant ile planlanır. Kol germe, bacak içi germe, aynı zamanda popo germe ameliyatları da temel postbariyatrik cerrahi ameliyatlardandır. Ayrıca tabii ki yüzde de şişman bir yüzün zayıflaması sonucu yüzde de sarkmalar oluşmaktadır. Ona göre yüz germe ameliyatları, boyun germe ameliyatları da postbariyatrik ameliyatların içine dahil edilebilir. Postbariyatrik cerrahi sadece mide ameliyatı olanlara mı uygulanır? Postbariyatrik cerrahi ismi bariyatrik ameliyat yani geçirmişler, yani obezite cerrahisi geçirmişler için, ama çok fazla kilo kaybı yaşamış, yani kendi bu ameliyat olmadan diyetiyle, sporuyla vesaireyle kilo kaybı yaşamış hastalara uygulanan ameliyatlar. Yani çok sarkması olan, tek bölgede değil çoklu bölgede sarkması olan hastaların tedavi etmek amacıyla yapılan ameliyatlara denilebilir. Postbariyatrik cerrahi sonrasında sarkma oluşur mu tekrar? Tekrar sarkma oluşması, hasta tekrar kilo alır, tekrar kilo verirse sarkma tabii oluşabilir. Ama bu kadar zorlu süreçlerden geçtikten sonra kişilerin böyle bir şey yapmalarının doğru olmayacağını bilmeleri gerekmektedir. Ama ne yazık ki yaptığım vakalar var.